Araf suresi 30. ayet. Fariqan hada. Bir takımlarına hidayet etti. Fariq demiş Cenab-ı Hak. Bugünkü Arapçada da böyle takım manasında kullanılıyor. Fırka gibi. Fariq. Takım. Fariqan hada. Yani bir takıma hidayet etti. Ve fariqan ve bir takım da var ki hakka aleyhimu dalaletu. Dalalet onların hakkında hak oldu. Bizim Türkçedeki hakkında da herhalde böyle buradan çıkmış bir şey herhalde. Fariqan hada, hidayete gelince Cenab-ı Hak bir takımlarına hidayet etti diyor. Kendisi hidayet etmiş. Dalalete sıra gelince وَفَر۪يقًا bir diğer takım ki حَقَّ عَلَيْهِمْ اَلْدَلَالَ dalalet onların hakkında, onların aleyhinde hak oldu. Yani ifade ne kadar özenli, hidayete gelince Cenab-ı Hak hidayet ediyor, dalalete gelince insanlar hak ediyor. İnsanlar dalaleti hak ediyorlar. Herkes dalaleti hak etmeyi beceremez. Bayağı bir şeyler yapmak gerek. Cenab-ı Hakk'ın katında kişinin dalaleti başarabilmesi epeyce bir emek gerektiren, bayağı bir şeyi haddi aşmanız gerekiyor. Zorlu bir süreç. Cenab-ı Hakk'ın rahmetine rağmen kişinin bütün olanca imkanları harcayıp, hoyratça harcayıp, tüketip sonra dalalete muvaffak olması. Böyle zorla dalaleti hak etmesi gibi. فَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الدَّلَالَةِ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى. Semud'a da hidayet ettik. وَأَمَّا ثَمُودُ Semud'a da hidayet ettik. Ama فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى körlüğü hidayete tercih ettiler. Dolayısıyla bu hidayet kelimesi daha önce de dikkatimizi çekti. Kullanımında hem yol gösterme manası hem de hidayete muvaffak kılma manası var. Burada mesela hidayete muvaffak kıldı manasında. Yani bir kısmını hidayete muvaffak kıldı. Diğer bir kısmı dalaleti kendi aleyhinde hak etti. Ama Semud'a da hidayet ettik deyince onlara da yolu gösterdik. فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى Ama onlar kör davranmayı hidayete tercih ettiler. Dolayısıyla da dalaleti hak ettiler. Aslında Allah yolu herkese gösterdi ama yola tabi olanları hidayete muvaffak kıldı. Yola tabi olmayıp sırt dönenleri, özellikle umursamayanları da dalalete sürükledi. İnna hadeynahu sebila. Biz yolu gösterdik. İmma şakiran, ister şükredenlerden ve imma kafura, ister yok sayanlardan. Dolayısıyla oradaki sebil iki türlü de önüne açık, yani yol. İster şükredenlerden olma yolu da açık. İster nankörlük edip yok sayanlardan olma yolu da açık. Cenab-ı Hakk'ın her iki türlüsünü de kulun önüne açtığı فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ona takvasını da taşkınlığını da ilham etti. Dolayısıyla her ikisine insan kendisinden yol bulabiliyor. Taşkınlığa da, takvaya da, fucura da, takvaya da. Peki hangisine devam edeceğini veya hangisini takip edeceğine kim karar veriyor? Kendisi karar veriyor. Allah Azze ve Celle yolu önüne açmış. Eğer hidayeti karar veriyor da bıraktık. Eğer hidayeti dilerse
Cenab-ı Hak hidayete muvaffak kılıyor onu. Dalaleti dilerse Cenab-ı Hak onu saptırıyor. Yani dalalete de alıp başını gitmenin bir imkanı yok. O dalalete de muvaffak olmak, dalaleti de başarmak, o süreçte de yol alabilmek Cenab-ı Hakk'ın size sağlayacağı bir imkanla mümkün. Çünkü bütün iş ve oluşlar ancak Cenab-ı Hakk'ın sağlamasıyla, imkan olarak, yaşatmasıyla mümkün. Yoksa la havle ve la kuvvete illa billah. Ne bir kuvvet, ne bir hal, ne bir erk, enerji, ne derseniz Cenab-ı Hak'tan gayrı hiçbir yerde yok, evrende yok, kimsede yok. Dolayısıyla ancak Cenab-ı Hak'tan sağlayacağımız ile hidayeti başarabiliriz, muvaffak olabiliriz. Yahut dalaleti başarabiliriz, dalalete sapabiliriz. O yüzden ayetlerde Cenab-ı Hak يَهْدِي مَنْ يَشَاءْ وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءْ Dilediğine Cenab-ı Hak hidayet ediyor, dilediğini dalalete sürüklüyor. Kimleri hidayete diliyor dersek, hidayete tercih edenleri hidayete diliyor Cenab-ı Hak. Kimleri dalalete sürüklüyor dersek, dalaleti tercih edenleri dalalete sürüklüyor. Cenab-ı Hakk'ın meşiyeti de böyle işliyor, rastgele değil. Dolayısıyla فَرِيقًا هَدَى derken de Cenab-ı Hak, yani bir takımına hidayet etti derken, o bir rastgele bir değil. Bunu hidayeti dilemiş olanları, yani ne diyor? وَالَّذ۪ينَ اَهْتَدَوْا زَادَهُمُ اللّٰهُ هُدَى Hidayete tutunanların Cenab-ı Hak hidayetlerini artırır. وَاَتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ Sonra onlara takvalarını verir. Bu hidayete tutunmakla Cenab-ı Hakk'ın gösterdiği doğru istikametin kadrini bilip iz iz onu takip edip izlemekle mümkün olan bir şey. Zaten diğer grubu وَفَر۪يقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الدَّلَالَ Diğerlerinin hakkında da dalalet hak oldu deyince, demek ki dalalet madem ki ancak kazanabilenlerin, hak edenlerin akıbeti oldu, o zaman hidayet de böyle olmayanlara muvaffak kılınmış olmalı. Yani Cenab-ı Hak her ikisini de ayrıca ayrı ayrı söylemesine gerek yok. Biri diğerinden biri de çözülüyor. Yani bir sözel mantık sorusu gibi. فَر۪يقًا هَدَى bir takımına hidayet etti. وَفَر۪يقًا diğer takımı da hakkında dalalet hak oldu. Bunlar dalaleti kazandılar. Aynı cehenneme giren kafirlerin, cehennem bekçilerinin kendilerine soru sorup, yani buraya nasıl düştünüz, uyaran olmadı mı, bu azap hükmü hakkınızda, yani nedir, ne düşünüyorsunuz gibi sorular sorunca dediler ki hakkat kelimetul azabi alel kafirin. Kendilerini kastederek kafirler hakkında Allah'ın azap hükmü hak olmuştur. Yani zulmen değil. Cenab-ı Hak bize zulmedip bizim hakkımızdaki bu ebedi azap hükmünü vermiş değil. Biz hak ettik bunu. O yüzden dediler ki لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاَعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ Günahlarını, suçlarını kendileri itiraf ettiler. Akledeydik, kulak vereydik, biz bu ateşin halkından olmazdık. Biz kendilerini suçlandılar, biz akletmedik, biz kulak vermedik diye. Dolayısıyla madem ki dalalet hak edilmektedir, bunun sonucu olan cehennem de hak edilmektedir. Peki hidayet? Hidayet Allah'ın lütfudur. Belli davranışları sergileyen kullarına hibe eder. Orada o belli davranışların hak edildiği karşılığıdır hidayet demeye dilimiz varmıyor. Çünkü orada bir mütekabiliyet yok, karşılık gelme yok. Allah'ın belli davranışları sergileyen kimselere hidayeti yaşatması, eskilerin deyimiyle söylersek bahanesi gibidir. Tamam, Cenab-ı Hak hidayeti belli davranışlara sahip kimselere veriyor. Bu doğru ama şu doğru değil. O belli davranışlar hidayeti hak ettirir değil. Yani
Çünkü hidayet çok değerli, o davranışlarla hak edilecek şey değil. Aynı sonucu da öyle, Allah cenneti elbette ki belli davranışları sergileyen kimselere bima kuntum te'melun, amel ettiklerinizden ötürü diyor, doğru ama şu doğru değil, o ameller cenneti hak ettirir mi? Değil. O yüzden Cenab-ı Hak ayetlerde cehenneme sıra gelince hak ettiler diyor, cennete sıra gelince öyle demiyor. Allah Azze ve Celle onları cennete soktu diyor. Resulullah da diyor ki لَنْ يُدْخِلَ اَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةِ, hiç kimseye ameli cennete sokmaz. Dediler ki وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ, seni de mi ey Allah'ın Resulü, yani hadi bizim amellerimiz bizi cennete sokmaya kafi değil, senin amellerin de mi? Dedi ki وَلَا أَنَا illa en yetegammedeni Allahu bi rahmeti, ancak Allah üzerime rahmetini bolca yağdırırsa o rahmetiyle beni cennetine kor. Hazreti İbrahim nasıl dua etti? Ve edhilni bi rahmetika fi ibadika salihin, beni rahmetinle salih kulların arasına kat. Demedi ki ve edhilni bi ameli fi ibadika salihin, beni amelimle salih kulların arasına kat. Yani böyle demedi. Yani amellerinin onu salihlerin arasına katmaya yeteceğini adeta düşünürcesine. Öyle dememiş. Ve edhilni bi rahmetika fi ibadika salihin, beni rahmetinle salih kulların arasına kat. O yüzden bu algı veya bu bilinç İslam'da adeta kulun Cenab-ı Hak karşısındaki tevazuunun yaşanan biçimidir. Sözde değil, yani aslında amellerimiz cennete kafi de biz Cenab-ı Hakk'a karşı tevazulu davran. O anlamda demiyorum. Bu haddimizi bildiğimiz ve gerçekten hidayetin olağanüstü değerinin farkına vardığımız ve cennetin olağanüstü kıymetinin farkına vardığımız, amellerimizin ne denli cüz'i, ne denli yani sınırlı bir yaşamda yapılan sınırlı davranışlar. Hatta bazı müfessirler diyorlar ki Cenab-ı Hak kulunu yaratmış, hayat nimeti bahşetmiş. Bütün üzerindeki nimetlerini de zaten o veriyor. Kul hayatı boyunca Cenab-ı Hakk'a saygılı davransa, her dediğini yapsa, sonra ölüm anı gelse ve Cenab-ı Hak onu öylece öldürüp bitirse işini, diyebilir miyiz ki Cenab-ı Hakk'ın bu kula bir borcu var? Diyemeyiz, çünkü zaten hayatı o verdi, yaşamı boyunca zaten ona saygılı davranmak zorundaydı. Zaten saygılı davranmak. Dolayısıyla bunun bir karşılığı zaten mantıksal olarak yok. Hani biz zaten hayatta saygısızlık edecektik de etmedik, Cenab-ı Hakk'a saygılı davrandık gibi Allah'a minnet edecek halimiz yok. Zaten hayatı bahşetmesiyle her anında, yani adama ev veriyorsunuz, kira istemiyorsunuz. Mesela bir nimet, bir tane nimetten bahsediyorum. Ve o kişi sabah akşam size karşılaştıkça saygılı davranıyor size. Bir şey derseniz yapıyor. Ondan sonra teşekkür ediyor. Adam birkaç ay sizin evinizde durmakla veya 5-10 sene sizin evinde durmakla ev sahibi çağırıyor, diyor ki evi sana şey ettim, hibe ettim. Adam dese ki niye, zaten beleş oturuyordum. Yani saygılı davranmanı gördüğüm için, ya diyeceksen acayip bir adamsın. Yani bu akla ziyan bir şey. Zaten para almıyordun ki. Şimdi hayatı bahşetmiş, sayısız nimet var içerisinde. Yüce Yaradan'a saygılı davranmak zaten olması gerekendir. Dolayısıyla bizim bir de bunun üstüne Cenab-ı Hak'tan cennet gibi bir karşılık hak ediş anlamında düşünmemiz akla ziyan bir şey. O yüzden Cenab-ı Hak öyle bir şey kullanmadı. O zaman niye bize cenneti lütfetti kafirlere değil, saygılı davranmamızı bahane etti diyoruz. Bima kuntum ta'malun. Kullu veşrabu hani'en bima kuntum ta'malun. Yiyin için, vaktiyle amel etmenizden ötürü diyor Cenab-ı Hak. O bir bahane. O sebeple Cenab-ı Hakk'ın hidayet etmesi fariqan hada, orada işte hakkat aleyhim el hidaye gibi bir ayet yok. Onlar için hidayet hak olmuştur. Hiçbir yerde Kur'an böyle bir açık vermiyor. Hep ifadelerde hidayete sıra gelince Cenab-ı Hakk'ın lütfu ve ihsanı olarak, dalalete sıra gelince de
bütünüyle hak edilmiş bir sonuç olarak onlara yazıyor. Sonraki ders devam edelim. اَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظ۪يمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ